var. Birisi dünyanın ilk tüp bebeği Louis Braun ve Türkiye'nin önde gelen tüp bebek konusunda uzman isimlerinden Profesör Doktor Teksan Çamlı ben. Yayın konuğumuz. Onlara özel sorularımız olacak. Hoş geldiniz. Welcome to our studio. Stüdyomuza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Önce Teksan Hocam'la başlayacağım. Hocam şu an için tüp bebek konusundaki çalışmalarda biz neredeyiz? Dünya nerede? Son yenilikler neler? Onunla başlayalım. Şimdi ilk olarak Louis doğdu 1978'de ve ondan yaklaşık 10 sene sonra da Türkiye'de tüp bebek başladı. Biz de İstanbul'daki ilk grubuz bunu başlatan. Fakat şu an öyle bir noktaya geldik ki Türkiye tabii. İnanın ki Avrupa'dan, Orta Doğu'dan hemen hemen dünyanın her yerinden hasta yağıyor. Çünkü tüp doktorları gerçekten çok başarılı. Embriyolog dediğimiz laboratuvarda esas iş yapanlar son derece becerikli. Türkiye'de yaklaşık 130 tane tüp bebek merkezi var. 100 bine yakın tüp bebek yapılıyor her sene. Ve gerçekten başarı oranlarımız çok iyi. Hem ekonomik olarak iyiyiz ama başarı olarak da çok iyiyiz. Dolayısıyla bu konuda hakikaten gurur verici bir noktadayız. Ne kadar güzel. Dünyanın gerisinde asla değiliz. Kesinlikle yurt dışından bile hastalar geliyor. Kesinlikle. Mesela mikroenjeksiyon denen tek spermin yumurtaya zerk edilmesi olan ileri teknoloji Türkiye'de 1995 yılından beri kullanılıyor ve neredeyse sadece onu kullanıyoruz. Avrupa'da ise şu an gittiğinizde onu ekstra istemeniz lazım ve özel bir ödeme yapmanız lazım o işin. Bizim embriyologların her Allah'ın günü yaptıkları basit bir şey haline geldi bu. Ve gerçekten çok iyiyiz. Çok güveniyoruz kendimize. Ne mutlu bize. Bu işin ama aynı zamanda maddi bir yönü de var. Evet. Aileler kimi zaman zorlanıyorlar. Sizin bu konuda özel girişimleriniz de var. Ondan da bahseder misiniz hocam? Şimdi Türkiye'de dediğim gibi 100 bine yakın yapılıyor ama eminim ki bir 200 bin kişi de yaptıramıyor. Çünkü maliyetli bir olay tüp bebek. Devletin bir takım katkıları var ama orada da bir takım kurallar var. İşte belli bir yaşı geçmeyeceksiniz, evli olacaksınız, çocuğunuz olmayacak sadece yani ikinci çocuk için yapamıyorsunuz. Ve rapor çıkartmanız lazım devlet hastanelerinden. Bunlar biraz zor şeyler. Bir vakıf kurma planımız bu şekilde gelişti. Çamlıbel Vakfı. Bunun temel omurgasını çocuğu olmayan çiftlere tüp bebek ve diğer infertilite tedavilerinde maddi destek sağlamak. Doğru kişileri seçmek ve onlara gerçekten bu konuda yardımcı olmak. Bu benim hayalimdi zaten uzun yıllardır. Bu toplum bize çok şey kazandırdı. Artık bazı şeyleri topluma geri vermemiz lazım. Ve bununla başladık. İnşallah Allah mahcup etmez. Louis de bu vakfın açılışını yapmak için onur konuğumuz olarak geldi. Onun şahsında tabii bütün Türk kadınlarına mutluluklar, başarılar diliyorum. Bu arada bir kitabı da var. Onu da yanınızda getirmişsiniz. 40 yıllık yaşamını anlattı. Bebeğin 40 senesi aslında gibi 41 tabii. Oldu artık. 41 oldu artık. Louis Braun şu an 41 yaşında. Louis Braun tabii onun da hayatı çok enteresan. Bir sürü ilginç şeyler var. Onları da işte konuşmamızda anlatacağız. Ama bu kitapta da o kendi hayatını, annesini, babasını, geçirdikleri iyi ve kötü günleri anlatıyor. Çünkü ilk tüp bebek olmak kolay bir şey değil. Kilise de buna karşı, dini çevreler de karşı, bir sürü tutucu tıp çevreleri de karşı. Din konusunda özellikle çok tepkiler almış. Ona sonra bir sürü nefret mailleri gelmiş falan. Hakikaten zor zamanlar yaşamış. Şimdi soracağız Louis Braun'a. Welcome Louis again. Biz tekrar stüdyomuza hoş geldiniz. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Test tüp bebeği. Dünyanın ilk tüp bebeğisiniz. Can you tell us about peki your biraz life? Hikayenizden, hayatınızdan bahsedebilir misiniz? Aslında herkesin hayatına çok benzerdi ama biraz daha basın ilgisi ve tabii ki gerçek ve normal bir insan gibi büyüyecek miyim diye endişeler vardı. Ama tabii ki öyleyim. Arkadaşlarımla normal bir okul yaşantısı geçirdim. 4 yaşındayken okula gitmeden önce anne babam geldi ve bana benim herkesten birazcık farklı doğduğumu anlattı. Ve gerçekten aslında hepsi bu kadardı diyebilirim ve sonrasını da anne ve babamın basına verdikleri röportajlardan öğrendim ve tabii ki o süreci gerçekten hem öğrendim hem yaşadım ama sorun olmadı. Tamamen normalsiniz değil mi? Evet, kesinlikle. Peki aileniz bu in vitro fertilizasyonu denemeye nasıl karar verdi? Annem depresyona girmişti çünkü 10 yıldır bebek sahibi olmaya çalışıyorlardı ve başarılı olamıyorlardı ve doktora gitti ve
ondan böylesini Patrick Steptoe ve Robert Edwards'ın denemelerinden haberdar oldu ve onlar Patrick Steptoe ile iletişime geçebileceğini ve bu denemelere katılabileceklerini söylediler. Denemelere katıldıktan sonra her şey bu şekilde başladı. Kız kardeşiniz Natalie de aynı şekilde tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş değil mi? Evet, o da dünyada 40. bebek. Dünyada. Evet. Şunu söyleyebilir miyim araya girip? Şimdi Louise'in şöyle bir tabii zorluğu olmuştu. Hepimiz o zamanlar hakikaten şaşırdık. İlk tüp bebek doğdu falan diye. Ama ondan sonra bu tüp bebek nasıl olacak? İki kolum var, iki bacağım var. Nasıl bir yaşam olacak? Hiç bilmiyoruz. Zekası ne olacak, okuyacak. Hala takipte. Hastalıklara yatkınlık konusunda peki hala takip ediliyor ama hala böyle bir ortaya çıkan bir şey var mı? Şu an stüdyoya geldim. Burada bir iki tane kardeşimiz var. Onlar da tüp bebek yaptırmışız. Onlar da mesela acaba çocuğumuz hani 40 yaşında nasıl olacak falan. Merak hani ediyorlar. Hayat boyunca böyle bir takip altında. Tabii çok baskı altında. Kendisi pek söylemiyor ama her yerden böyle ne oldu, işte büyüdü mü, okula gitti mi, sınıfı geçti mi, ne yaptı falan diye bir takip edildi. Ve gerçekten o bakımdan hani dediğimiz gibi Neil Armstrong'un hani belki bir doktor için basit bir doğumdu ama hani tıp için çok büyük çok bir adımdı. Büyük bir çok çok büyük bir adımdı. Dünyanın yani seyrini değiştirdi tıbbın. Benim doğumum. Tekrar Louise Brown'a döneceğim. Louise, when did you heard peki, your test tube baby? How did you test tube günde doğduğunuz tüp bebek olayını ilk zaman duydunuz. 4 yaşındaydım ve gerçekten çok küçük bir bölgede yaşıyordum ve herkes birbirini tanıyordu ve herkes de benim nasıl dünyaya geldiğimi de biliyordu ve ailem de okula başlamadan önce benim de bir şeyler bilmemi, bunu anlamamı istediler ve sonrasında da her şeyi öğrenmeye başladım. Peki diğer çocukların tepkisi nasıldı? Hiç sorun yaşamadım açıkçası. Dediğim gibi okula gittiğim zaman tüm öğrencilik hayatım boyunca aynı insanlarla birlikte eğitim gördüm. O açıdan güzeldi ve biz de tabii ki beraber öğrendik ve beraber büyüdük. Çok güzeldi. Yani normal bir çocuk gibi davrandılar size değil mi? Evet, tüpe nasıl sığdın, o cam kırılmadı mı diye sorarlardı. Bunlar gerçekten çocukların söylediği şeyler aslında. Tabii ki kötü bir niyetleri yoktu. Merakla, çocuğun merakıyla sordukları şeylerdi aslında. In a textbook. Peki kendinizi bir kitaplarda görmek nasıl bir histi? Gerçekten çok garipti çünkü orada olduğunuzda kitapta kendi isminizi görmek, sizden bahsedildiğini görmek çok enteresandı. Birçok arkadaşım bana mesaj atardı. Evet, sınavda seni sordular diye bana mesaj atanlar olurdu. Ama hayatım boyunca bunu yaşadım gerçekten. Çocuğunuz var değil mi? 6 ve 12 yaşlarındalar. Ve onlar da gayet normaller. Evet, onlar da dünyaya doğal yollardan geldiler. Evet, tamamen normaller. Merak ettiğimiz bir şeydi. Yani tüp bebeğin doğal çocuğu olacak mı, yoksa o da mı tüp bebek, öyle zincir gibi gidecek mi? Tabii o bakımdan da bizi çok rahatlattı Mrs. Brown. Louise Brown bizimle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much, Louise. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teknolojiye son bir hocam sorumuz olacak. Acaba ailelerin özellikle maddi konuda dediğiniz gibi zorlukları var. Evet. Vakıf kurulduktan sonra başvurmak, ondan sonraki aşamalar nasıl olacak? Danışma kurulumuz var. O kurula başvurulacak. Bir formatımız var, soru cevap gibi. Kişi o kendi geçmişini oraya özetleyecek. Ondan sonra oradan bir seçim yapacağız. Kendilerini telefonla bildireceğiz. Elimizde 5-6 tane hastanemiz var bu konuda bize yardımcı olan. Harika. Yani o çiftlerin işte gebelik testi pozitif dediğiniz zaman gözlerindeki o ışığı bir görseniz hani her şeye bedel. Gerçekten yani ben de çok şanslı hissediyorum kendimi, bu işin içindeyim. O mutluluğu her gün yaşamak, onlarla birlikte hani büyümek, çocukların resimleri habire gelir işte bir aylıkken, bir yıllıkken, beş yıllıkken falan. Çok tatlı bir şey ve bu mutluluğu büyütmek istiyoruz Türkiye'de. İnşallah. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz de çocukları takip ediyor muyuz hocam? Evet. Genellikle zaten Sağlık Bakanlığı o konuda da çok rigid takım kuralları var. İşte nerede doğdu, nasıl gelişiyor falan diye bizden de o bilgileri istiyor. Aynı zamanda çocuk hekimleri de bu bilgiyi iletiyorlar. Türkiye'de şu an zaten sağlık sistemi ciddi bir şekilde programlı bir şekilde yürüyor herkes için.
Özellikle bu çocuklar için de bütün tüp bebek hastaları Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor ve bebekler de bu şekilde takip ediliyor. Çok şükür ki dünyanın şu ana kadar ki işte bu 40 yıllık süreçte anladık ki tüp bebeklerde hemen hemen hiçbir sorun yok. Hatta bazı konularda ileri gittikleri dahi oluyor. Dolayısıyla herkes mutlulukla, rahatlıkla, güvenle bu tedavi olabilir. Hemen hemen kelimesini kullandınız ya, ben yine de sormak istiyorum. Hemen hemen de yani o bir pay bırakıyorsunuz. Nedir o pay? Genellikle erkeklerden kaynaklanan kısırlıklardan dolayı yapılmışsa tüp bebek, o babaların çocuklarında da kısırlık olayı biraz daha çok görülüyor. Ama bu tüp bebeğin sorunu değil. O babalar tesadüfen doğal gebelik yaptıkları zaman da o çocuklarda kısırlık biraz daha çok olabiliyor. Bir tek bunu kastettim. Ama bu da zaten çözülüyor tüp bebekle. Dolayısıyla böyle kalıcı bir hani hasar hiçbir zaman yok. Rahatlıkla ve güvenle yapabilirler. IQ konusunda daha mı ilerideler? Onunla ilgili yayınlar var. Bazıları da biraz daha ileride diyor, bazıları aynı diyor. Ama en azından geride olduğunu gösteren hiçbir yayın yok. Ya iyi ya da ileride. Tabii niye ileride olabilir? Bu bebekler biraz el bebek, gül bebek gibi büyütülüyorlar. Hani yıllar sonra sahip yani olunan çocuğu çok kıymetliler. Aileler belki ona biraz daha fazla düşkün, daha iyi besliyorlar, daha iyi okullara gitsin istiyorlar. Yani böyle bir pozitif enerji veriyor olabilirler. Hani zaten çocuğu olan bir ailenin beşinci çocuğu gibi değil onlar. Aha. Çok daha böyle el üstüne tutuluyor. Belki o yüzden de biraz hani zekaca biraz daha iyi olabilirler. Ama bunu kanıtlayan bir şey yok. En azından dediğim gibi en azından herkes gibiler. Peki çalışmalar konusunda son ekleyeceğiniz bir şey var mı? İyi yerdeyiz Türkiye olarak, biliyoruz. Bir vakıf kurulacak, çok heyecan verici bu. Ama yine de özellikle maddi açıdan daha zor durumda olan aileler için vereceğiniz bir öneri, başvurabilecekleri bir dernek kurulana kadar en azından bir mekan, bir yer. Şimdi tabii ki devlet bu konuda biraz yardımcı oluyor. Dediğim gibi bir sürü kuralları falan var ama mutlaka önce bir devleti denemek lazım. 38 yaşı geçmemeksi lazım kadının. İşte resmi evlilik lazım. Çocuğu olmayacak. Başka bir evlilikten de çocuğu olmayacak. Mesela boşanıklı birisi evlenirseniz ama ilkinden çocuğunuz varsa yine yapamıyorsunuz tüp bebek falan. Böyle bir takım kurallar var. Bir de işte devlet hastaneye gidip rapor çıkacak. Size bu lazım mı diyor. Bazen uzun zaman alabiliyor. Ama tabii o yolları hep denemeleri lazım. Devlet bu şekilde 3 kereye kadar az da olsa bir katkısı var. Onun dışında tabii kadın derneklerinde bu konuda destekler olduğunu duyuyorum ama çok organize bir şey değil. İşte inşallah bizim vakfımızda bir organize bir hale gelecek. Yani akla gelen ilk isim olalım istiyorum. Hakikaten çocuğu olmayan çift başvursun. Twitter adresimiz var, web sitemiz var. İşte o şekillerde de bize ulaşabilirler. Maillerimiz var. Oradaki şeyi, formatı doldurup bizi yolladıklarında hocalardan oluşan seçim kurulumuz bunu seçecek. Kendilerine bilgi vereceğiz, adres göstereceğiz ve başlatacağız tedavilerini. İnşallah. Çok heyecanlıyız biz de. Öyle, biz de sizinle birlikte heyecanlandık. Çok güzel çalışmalar bunlar. Ülkemiz için çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çamdıber. Sağ olun. Louise Brown, thank you so much. Ben çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve burada yayınımızı noktalıyoruz. Haber Merkezi Kuşağı'nda 10 bülteni burada sona erdi ama saat 5'inde yeni gelişmelerle tekrar karşınızdayız.